kardeşlerim, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Biliyorum videonun girişi güzeldi, kabul edin şimdi. Hakikaten güzeldi. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FUT gizemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. FUT gizemleri aslında FIFA gizemleri diyebiliriz yani. Tamamen FUT odaklı değil. Birkaç tane daha gizem göstereceğim sizlere bu oyunda. Bu bölümde ilk arkadaşlar mesela draftta ekran takılıyor veya yenildiğiniz zaman bile nasıl draft tokeni geri alabilirsiniz arkadaşlar. Dönüşüm olarak bundan bahsedeceğim sizlere. Tamamen arkadaşlar bu da uygulanan bir yöntem, yabancılar tarafından haberiniz olsun. Diğeri de arkadaşlar antrenör kariyerinde seneye artı 100 milyon euroluk bir kitleyle girin. Mesela 200 milyon euro şeyi varsa, bütçesi varsa 300 milyon euro ile nasıl girebilirsiniz? Bunu göstereceğim arkadaşlar. İki tane oyun gizemi gösteriyorum. Bu seri kanalda en çok sevilen serilerden bir tanesi. İlk videomuz arkadaşlar 1400 beğeni geldi. İkincisi de 1300, üçüncüsü de 1200 tarzı bir şey geldi. Bunda da arkadaşlar sizlerden en az 1000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Sadece 2 saniyeniz ayırıp videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ve aynı şekilde arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. 20.000 abone için profesyonel, 3 büyüklerde oynayan profesyonel bir futbolcu ile video kesinlikle çekeceğim. Ondan da bugün onay mesajı geldi. İnanılmaz şeyler arkadaşlar bizi bekliyor gerçekten. Hızlı bir şekilde 20.000 abone olmak istiyorum. Lütfen ama lütfen arkadaşlarınızı önermeyi, yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Kanalımızın 20.000 aboneye ulaşmasını istiyorsanız arkadaşlar en büyük desteği beğenerek ve yorum atarak yapabilirsiniz. YouTube'un algoritmasına göre bizi üste çıkarırsınız ve yeni kitlelere sizler sayesinde ulaşmış olurum arkadaşlar. Hepinizden rica ediyorum ki beğenip paylaşmayı, yeniseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın diyorum ve şimdi videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi oyun gizemlerinden sizlere bahsetmeye başlayalım. Öncelikle FUT Draft'la başlayacağım arkadaşlar. Benim öncelikle FUT Draft'ta kullanmış olduğum bir taktik var. Her FUT Draft'a girmeden önce arkadaşlar 5 tane veya 6 tane giriyorum. Maçlardan çıkıp lose alıyorum arkadaşlar. Her böyle 5-6 tane lose aldıktan sonra oyunun benim açımdan daha da kolaylaştığını düşünüyorum ve bunu böyle denedim. Sizlere de bunu böyle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. 5-6 maç kaybedin, ondan sonra girin FUT Draft'a. Bunun dışında arkadaşlar FUT Draft'ta biliyorsunuz ki iki türlü vakalar olabiliyor. İlki böyle tam maç başlarken adamın ekranı gösterirken arkadaşlar takılıyor. Adamın ekranı gösterirken takıldığı zaman oyunu kapatıp açmak dışında yapacağınız herhangi hiçbir şey yok arkadaşlar. Ancak bazen de oluyor ki abi ya karşınızdaki adam çok iyi oluyor, çok pis hani yani belli yani yenemeyeceğiniz belli oluyor arkadaşlar. Bir de böyle durumlar oluyor. Bu durumlarda arkadaşlar sizler de tokenlerinizi nasıl saklayabilirsiniz? Nasıl EA'den token alabilirsiniz? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Hatta Reddit'te falan da bunu yapan çok var. Hatta bu çok fazla duyulmasın diye paylaşmıyorlarmış. Ama ben paylaşacağım arkadaşlar. Yani açıkçası umurumda değil çünkü yabancılar kullanıyorsa benim takipçilerim ya da benim Türk kardeşlerimin de kullanması hakkıdır. Şimdi evet arkadaşlar, şimdi sizlere o başta donmuşsa veya adamınız çok kötü oynuyorsa ne yaparak tekrardan geri draft token alabilirsiniz, bunu göstereceğim. Öncelikle bu draft token almak için dediğim gibi ya gerçekten ekranınızın takılmış olması gerekiyor menüde. Eğer takılmadı ise diyelim ki adam sizi yeniyorsa veya adamı sen daha iyi oynadığını düşünüyorsanız, yani o maçı alamayacağını düşünüyorsanız veya arkadaşlar ne bileyim çok fark falan yediyseniz, yapacak hiçbir çareniz yoksa yapacağınız yöntemi söyleyeceğim sizlere. İlk olarak arkadaşlar modemi gidip kapatıyorsunuz. Ya modemi wireless'la oynayan arkadaşlarımız gidiyor modemini kapatıyor. Eğer kablo ile oynuyorsanız arkadaşlar direkt PlayStation arkasından kablosunu çekiyorsunuz. Siz bunu yaptığınız zaman EA bunu anlıyor arkadaşlar. Yani siz oyundan normal regular olarak çıktığınız zaman, normal forfeit maç yani maçı pes et olarak çıktığınız zaman EA bunu anlıyor. Ve o yüzden bunu EA'ye yediremiyorsunuz. Ama internet bağlantısı olarak yaptığınız zaman ve adamlara sert çıktığınız zaman arkadaşlar sizlere draft tokeni veriyorlar, haberiniz olsun. Şimdi öncelikle Google'a girip arkadaşlar EA Live Chat yazıyorsunuz. EA Live Chat yazdıktan sonra burada Contact EA Help diye bir kısım var arkadaşlar. Contact EA Help kısmına basıyorsunuz. Hemen şöyle göstereceğim arkadaşlar, tabii ki yüklenirse. Canım EA'cim. Yüklendi. Böyle bir sayfa atacak size arkadaşlar. Öncelikle sizlerden buradan oyun seçmenizi istiyor. Tabii ki bunlardan önce arkadaşlar yapmanız gereken bir tek şey var. O da sign in olmanız. Yani sitede giriş yapmış olmanız gerekiyor kendi orijin hesabınızla. PSN değil bakın, orijin hesabıyla. Ondan sonra buradan arkadaşlar FIFA'yı seçiyorsunuz. PlayStation 4 seçiyorsunuz. Burada size bir sürü şey veriyor. Burada en aşağıda warranty diye bir şey var. Warranty mi warranty mi tam işte telaffuzunu bilmiyorum. Buradan arkadaşlar new warranty diyorsunuz. Ondan sonra burada hemen select işte contact option diye bir düğme çıkıyor sizlere. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Buna bastıktan sonra sizlere onlarla nasıl iletişime geçebileceğinizi söylüyor. Burada chat kısmı var arkadaşlar. Hemen buradan tabii ki chat kısmına basıyoruz arkadaşlar. Subject'e EA. Buraya tabii istediğiniz gibi yazabilirsiniz ama böyle birazcık sinirli bir şekilde yazın abi. Nasıl yazsak? Mesela EA internet problems diyelim. İnternet problems diyorsunuz diyelim arkadaşlar. Burada attach files falan filan var. Bu mesela buralara şey diyorlardı.
son yaptığınızda takılan bir ekran şeyi falan koyuyorlardı ama bunu koymanıza gerek yok arkadaşlar. Ben de birkaç kere denedim, gerçekten de verdiler. Chat now kısmına basıyorsunuz arkadaşlar, böyle bir yer açılıyor sizlere. Görmüş olduğunuz gibi tabii ki de ben burada şimdi konuşmayacağım çünkü benim bu hesabımda draftta çıkıp girme falan yapmadım. Burada soracakları size soruları söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle sizin adınızı soyadınızı soruyor, PSN'inizi soruyor arkadaşlar. PSN'inizi sorduktan sonra sizlere işte güvenlik sorunuzun cevabı nedir tarzı falan sorular soruyor. Dediğim gibi yapmanız gereken şey arkadaşlar, FootDraft'ta yeniliyorken veya yani genelde yeniliyorken yapıyorlar zaten veya takılıyorken adam gidiyor modemin fişini çekiyor abi, tamam mı? Veya modemin kökünden çekiyor. Adam diyor ki beni oyundan attı. Adam beni oyundan atmasına rağmen işte ben hala partide arkadaşlarımla konuşabiliyordum. Bu tamamen yayın suçudur, işte ben bu oyuna para verdim, oynamak istiyorum falan. Sert çıkacaksınız yani, alttan almayacaksınız arkadaşlar. Ve EA'de arkadaşlar maalesef ki live chatte konuşurken konuştuğunuz kişiler arasında çok fark oluyor. Tıpkı mesela bir dükkandaki gibi, mesela iyi bir kasiyer vardır, kötü bir kasiyer vardır gibi gibi. Tıpkı böyle. O yüzden mesela birisi vermedi diyelimse hemen ikincisine giriyorsun. İkincisi vermedi, üçüncüsüne giriyorsun. Elbet arkadaşlar ilk üçünden bir tanesi size draft tokenini geri veriyor arkadaşlar. Çünkü onlar böyle bir şey yapmasa onlar arkadaşlar tabii ki de sektörden çok düşerler. Ki adamların size verecek, vermiş olduğu 15k konusu hiçbir şey değil arkadaşlar. Ben de bu arada burada paket biriktirdim ama sizlerle hazır video çekiyorken bir açalım arkadaşlar. Bir tane 5k, bir tane 50k var. Sizlere de bir eğlence olsun diyelim. 50k'dan çok ümitliyim bu arada. Aranguiz geldi, hiç fena değil. İlk defa 50k'lık paket geliyor bu arada bana draft'tan uzun zaman sonra. Hemen şunları kulübe atıyorum. Ve bir de sizler için bir de 50k'yı açalım. Ulan Volkout vermedi. Oha, 50k'lık paketten kim geliyor? Evet, şaka falan olması lazım gerçekten. 50k'lık paketten 83'lük Musashi mu ne geliyor? Nolito Rose gelmiş, bakayım. Gerçekten çok kötü bir paket. 50k'ya göre inanılmaz leş bir paket arkadaşlar. Bu da oyunumuzun ilk gizemiydi. Gizem hani nasıl, gizem neden gizem arkadaşlar? Aslında gizem değil yani, normalde yapılabilirmiş ama çoğu kişi yapmadığı için gizem olarak adlandırıyorum. Şimdi ikinci oyun gizemimize geçelim. Evet arkadaşlar, aklınıza herhangi bir soru işareti kalmaması için sizler için tekrar sıfırdan bir kariyer modu açtım. Real Madrid'le açtım arkadaşlar. Burada transfer budget'a geldiğiniz zaman Real Madrid'in sene başına 133.2 milyon euroluk bir bütçeyle girdiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi anlatacağım şeyler çok basit. Zaten çoğunuz da Euro ile oynuyorsunuzdur büyük ihtimal. Burada kontrat kısmı var arkadaşlar transferden sonra. Buraya basıyorsunuz. Futbolcunun üstüne basıyorsunuz. Fiyat kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu olay zaten bu fiyat kısmında dönüyor. Hemen buraya arkadaşlar 1 milyon 49 bin yapıyorsunuz arkadaşlar. Hatta şöyle 1 milyon 49 bin yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan arkadaşlar hemen Crucial First Team Player yapıyorsunuz. Ve bütün oyuncularınıza bu şekilde arkadaşlar kontrat sunuyorsunuz. Mesela biz Kroos'a sunduk. Şimdi dilerseniz Bale'a da aynı şekilde bir kontrat sunalım. Bütün oyuncularınıza böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve sizlerle birlikte dilerseniz ardından ne olacağını görelim. Evet arkadaşlar, şimdi hep bütün tekliflerimi yaptım arkadaşlar. Hatta kabul etmeyenlere tekrardan sundum işte farklı squad'da falan filan diye. Yaparken bir hatamı fark ettim. Bunu sizler de yapmayın arkadaşlar. Videoda hata yapmayı seviyorum. Çünkü sizlere de doğrusunu söylüyorum. Mesela Kroos ve Bale'da arkadaşlar ben süresine dikkat etmeden direkt paraya bakıp yollamışım. O yüzden yollarken böyle 3-4 senelik yollamayın arkadaşlar. Teklifler haberiniz olsun. Ama onun için bütün şey olanları görüyoruz arkadaşlar. 424 Euro'ya size haftalık oynuyor. Mesela Fernandez'e de mesela o tarz hatalar yaptım. Ronaldo zaten kulüpten ayrılmak istiyormuş. Hani bu tarz kader şeylerini benim yani bunun taktiğin etkisi yok ama dediğim gibi doğru bir şekilde teklif sunduğunuz zaman ve oyuncu kabul ettiği zaman tam tamına haftalık 424 euro karşılığında oynatabiliyorsunuz. Genelde BPL ekiplerine herhangi bir sıkıntı çıkmıyor ama bu tarz takımlarda arada sıkıntı çıkabiliyor. Şimdi hemen arkadaşlar bakalım finans olarak durumumuz ne durumda. Hemen budget'a geliyorum abi. Budget'a geliyorum ve fulluyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi artışı görün abi. 200 milyon euroluk bir artış var arkadaşlar ki Ronaldo'yu falan da yapamadık. Yani Ronaldo'yu falan yapsak oradan da bir 500 bin falan geliyor. Hazard diyorum. Kroos ve Bale'dan da geliyor. Yani bu şekilde seneye fişek gibi başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bence çok rahat bir taktik. Uygulanması çok basit bir taktik. Dediğim gibi sadece uygularken oyunculara vermiş olduğunuz yıllara çok dikkat edin arkadaşlar. Umarım paylaştığım bu videolar hepinizin hoşuna gidiyordur. Yani benim dediğim gibi tek zaten ümidim, tek hedefim de bu arkadaşlar. Hepiniz zaten bunu biliyorsunuz. Bunun dışında çok güzel bir seriye başlayacağım yakında, haberiniz olsun. Yani çoğu kişinin hayal edemeyeceği bir seri olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Bayağı güzel olacak yani. Çoğunuzun istediği şeylerin hepsini bir arada içeren mükemmel bir serimiz başlayacak kanalda. Haberiniz olsun arkadaşlar. Desteğiniz gerçekten
beni çok mutlu ediyor. İyi ki bendesiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar işte engelli kardeşlerim için olan yayına çok az kaldı. Sadece şu uygulamada aşağıya koyacağım linklerden arkadaşlar. Adam dedi ki son 200 tane senin kodunla yani senin verdiğin linkle indirme olursa sana birkaç tane daha proje getireceğim. Ve bu şekilde mükemmel bir proje yapacağız arkadaşlar. Sizlerle birlikte haberiniz olsun. 20 bin abone için dediğim gibi profesyonel bir tane futbolcuyla arkadaşlar kesin olarak konuştum ve görüştüm. Çok sağ olsun ki bizi kırmadı. 3 büyüklerde oynuyor kendisi. Onunla bir video çekeceğim arkadaşlar. Sizler için dediğim gibi ilginiz için çok teşekkür ederim. Sizlerden 1000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Ve yarınki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşça kalın.